Arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir Türk genci olarak Steam'de nasıl hayatta kalabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi bayağı bir zenginim. Ya normalde olsa böyle röpteşambır elimde viski pro ile falan çıkardım ama çok da görgüsüzlük yapmak istemiyorum. Bu video biraz zenginlere özel olacak, kusura bakmayın arkadaşlar. Payday 3 5 para etmez. Yani 22 dolar etmez arkadaşlar bu oyun. Bence kesinlikle yüzüne bile bakmayın. Ark Survival abi modası geçti. 18 dolar hayatta etmez. Skyrim boktan oyun. 4.79 dolar. Ben buna bu kadar para vermem. Cities Skylines 2 yok abi. Yani 26 dolara bu oyun sarmaz. Şöyle biraz aşağı doğru inelim abi. Division 2 leş abi, 5 para etmez. Yani Hitman serisini zaten kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Assassin's Creed serisi de boş. Onu da geç. Yani Call of Duty serisi en son oyunu bok gibiydi zaten. Yani satın almanıza gerek yok. Bence oynamayın. Kayıp da değilsiniz. Gerçekten hani kendinizi böyle büyük bir kayıpta gibi hissetmeyin. Euro Truck Simulator 2 hayatımda gördüğüm en kötü tır yarışı oyunu. Bir dakika dur. 2.52. Abi Euro Truck Simulator 2 bence 10 numara oyun. Bak 2.52 USD'de çok güzel bir oyun. Cyberpunk hayatta oynamayın arkadaşlar. Hayatımda gördüğüm en kötü, en berbat oyun. Ya özellikle bir oyunda ne istersiniz en fazla? Cyberpunk teması değil mi? Yok abi. Yani oyun size onu hissettirmiyor. O yüzden 22 dolar vermenize gerek yok bence. Battlefield serilerini zaten hiç sevmem. Onları bir geçelim abi. Şöyle aşağı doğru inelim. Baldur's Gate bence fazla abartıyorlar. Yani 31-49 dolar nedir abi? Yani oyun o kadar güzel bir oyun da değil bana kalırsa. Boşuna ödül mödül vermişler ya. Elden Ring, leş, 5 para etmez. Detroit, Become Human, hayatımda oynadığım en kötü oyun arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Forza Horizon 4, yani bence şey alın oynayın daha güzel ya. Forza Horizon 4 alacağınız arkadaşlar, Midtown Madness oynayın. Bence çok daha kârda olursunuz. Hem de bu oyundan çok daha iyi grafikleri var. The Last of Us Part 1, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani oynamazsanız hayatınızda hiçbir şey kaybetmezsiniz bir oyuncu olarak. O yüzden buna bakmanıza bile gerek yok. Hiç bakmayın. Fly Simulator, leş. Yani hayatımda gördüğüm en kötü uçak simülatörü ya. Yani böyle bir kötü bir uçak simülatörü ben hayatımda görmedim. Kesinlikle almayın arkadaşlar. Forza Horizon 5'te 4'ten çok böyle bir fazla bir yanı yok. Aynı leşlikte devam ediyor. Yani 16 dolar bence etmez. Kesinlikle etmez. God of War, ya abi bak, bunlar yok Yunan tanrısıymış, yok bilmem neymiş, hayali dünyada geçen bir oyun kardeşim. Ne lan bu? Ya bir de 24 dolar yazmışsınız ya, utanmadan bir de 24 dolar yani. Yemin ediyorum bak, şu oyunu oynayacağım ama gider Tetris oynarım daha iyi. Leş gibi bir oyun. Mortal Kombat 1. Abi bak, bir dövüş oyunu dediğim zaman ben bir dövüş oyununda birçok şey ararım. Ve Mortal Kombat serilerinin hiçbir oyunu bana bunu vermedi. O yüzden hiç bakmıyorum bile. Assassin's Creed Valhalla. Valhalla yok ya. GTA oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Biraz terbiyenizi bozabilir arkadaşlar. O yüzden GTA oynamamanızı tavsiye ediyorum. Bu gibi oyunlara prim vermeyin bence. Hem oyunsal olarak kötü hem de yani kurgusal olarak da hiç beğenmediğim bir oyun. San Andreas, bütün GTA serileri. Özellikle GTA 5 çok kötü. GTA 6 fragmanını da hiç beğenmedim. Bence leş duruyor ya. Şimdi şöyle bakalım hemen. Birazcık kendimize göre bir oyun arayalım değil mi? Böyle aşağı doğru bir ineceğim. Bakayım bir neler varmış. Corridor Z. Abi 10 numara bir oyun. Bak çok güzel bir oyun. Harika bir oyun bence bu. Bunu ben alırım aga. Bu oyun bir kafamda dursun. 100 dolar mı? Bunu alıyoruz, bize 100 dolar mı veriyor? Bu oyun olmuş. Bence olmuş. Yani gidip God of War oynayacağınıza bu tarz oyunlar oynayın. Çok daha güzel. Kübik ne kadarmış? 0.44. Abi bak, oyunu görüyorsunuz. Ne kadar zekanızı geliştirmeye dayalı bir oyun. Farkındasınız değil mi? O yüzden bence bu oyunu almanızı tavsiye ederim. Alın işte size maç oyunu. Gidiyorsunuz böyle sağda solda, yok FIFA'ydı bilmem neydi. Ne işiniz var oğlum sizin öyle şeylerle? Ha? Ne işiniz var ya? Saçma sapan böyle gerzek gerzek oyunların peşinde gidiyorsunuz. Al abicim, Ball 2D Soccer Online. Harbiden soccer yani. Efsane bir oyun. Görüyorsunuz abi, anlatmaya gerek yok yani. Bak illa böyle anime falan seviyorum diyorsan da al kardeşim Tayimumari Definitive Edition. Bak hem de Definitive Edition'ı vermişler. 0.44 dolar ya.
Oğlum daha ne istiyorsunuz lan siz? Abi iyi de sen anime oyun öneriyorsun bize. Simülasyon öner. O parayı simülasyon var mı? Al kardeşim Omnibus. Al oyna ya. Bak çok ciddiyim. Çok keyif alacaksın ya. 10 numara bir oyun. Zombie Smasher. Al abi. Bak 10 numara oyun. Zombie Smasher. Ya gidiyorsun böyle yok World War Z'ymiş. Yok bilmem ne Z'ymiş. Neyine yetmiyor senin ya? Al bir tane. Al bir tane Zombie Smasher. Keyfine bak ya. Ben seni düşünüyorum burada ya. Birbirimize destek olmamız lazım arkadaşlar. Lütfen. Ben şimdi buradan bir tane çok güzel bir oyun alacağım. 4 dolarla 10 numara oyun alıyorum yani. Daha ne istiyorsunuz ya? Benim gibi bir YouTuber da bulamazsınız ha. Böyle indirim listesi falan. Alın oğlum size indirim listesi. 10 numara liste. Bak bunları beğenmedin. Dedin ki abi ben kurbağa olmak istiyorum. Al. Who let the frog out? Kurbağa da olabiliyorsun. Hem de 0.44 dolara. Ne kadar ucuz. Moruk içinden şöyle söylüyorsun değil mi? Ulan bu kadar oyun var ben ne yapayım? Biraz gönül eğlendireyim. Al sana Samantha Love. Hem de 69. Bu neymiş lan? Bayağı uygun gibi fiyata ha. Yok ben bu videoda karar verdim. Böyle 10 numara bir oyun alacağım arkadaşlar. Sizlere de onun şu an videosunu çekeceğim. Bakın şu an karar verdim buna. Nereden uydurduğumu sormayın. Şöyle çok güzel bir oyun bulmam lazım ama. Tuk Tuk Ekstrem Simülatör. Abi ben bunu alırım. Ne iş lan? Abi bu oyun çok güzel. Bu oyun bence harika. Tuk Tuk Ekstrem Sim. Daha ne istiyorsunuz abicim? Gözünüzü seveyim ya. Ha 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 ha!